Bu kasanın şifresini benden başka bilen bir tek kişi var. O da sensin. Ben de sana ben almadım diyorum. Kim aldı öyleyse? Ha? Kim aldı? Sana şu eve kamera taktı dedim kaç defa mı? Dün akşam ben bu kapıdan girmeye çalıştığımda bunlar kasada mıydı? Davetten önce kasadaydı. Davetten sonra bakmadım. Bir de sabah baktım. Davetten sonra evde kim vardı? Kimse, ben, çalışanlar. Davetten önce kasadaydı. Davetten sonra yoklar yani. Davette çalındılar. Keşke benim girmeme izin verseydin de ben çalsaydım diyor baba. Önder evdeydi, onu geç. Nihan buradaydı ama kasanın şifresini bilmesi ya da kırması imkansız. Bu davet fikri nereden esmişti sana baba? Yabancı konuklar için Kozcuoğlu Holding adına verdiğim bir davet işte. Sen de biliyorsun. Erken yılbaşı daveti. İyi ama niye evde verdin daveti de dışarıda bir yerde vermedin? Kemal Bey kendi evinde daveti vermek istedi. Daveti benim evimde vermek... Kemal Bey'in fikriydi. Hırsızımız Kemal Soyder olabilir. Ama eğer oysa asıl soru... ...görüntüleri nereden öğrendin? Havalamaya mı çıkacaksın? Yok, havalamaya çıkmıyorum. Nereye gidiyorsun o zaman? Sen de toparlanır çıkarsın. Ya da oyalanmak istiyorsan oyalanabilirsin de. Beni bekleme diye diyorum. Nereye ya? Sen bu haldeyken ben seni hiçbir yere gönderemem. İyiyim ben Asu. İyiyim. İşlerim var. Onları halledeceğim. Ne işin var o zaman? Emniyete gidiyorum. Kemal. Bak bu işin peşini biraz bıraksan. Bak Asu. Bu akbabalar en çok neyi sever biliyor musun? Kurbanının gözlerine saldıkları korkuyu göre göre. Onların kalbini, ciğerini yemeyi. Bak bakayım bana. Bak. Benim gözlerimde korkuyu görüyor musun? Bu işi kim yaptıysa, kimler yaptıysa, onlar benim kalbimi yemeden. Ben onların kanadını kıracağım. Efendim bu Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nin tapudaki en eski arşivlerinden bir kayıt. Ne bu? Leyla Hanım araştırmamı istediğinizde yaşadığı çevreyle alakalı bilgi toplamaya başladım. Eviyle alakalı şu bilgi. Çok ama çok enteresan bir detay. Evin ilk sahibi... Rauf Acemzade. Aynen öyle efendim. Yani Vildan Hanım'ın babası. Ama daha da ilginci... Evde şu anda oturan Leyla Hanım'ın soyadı da... Acemzade. Vildan Hanım'ın eski soyadını taşıyan uzak bir akraba mı yani? Peki neden biz daha önce hiç görmedik? Araştırmaya devam et. Ediyoruz efendim. İzninizle. Ne yapıyorsun sen kızım ya? Aptal Zeynep. Aptalsın. Thank you.
Her yerden sen çıkacakmışsın gibi geliyor. Sürprizlerini özledim. Devam edecek misiniz? Tatlıya geçebiliriz. Bakın aklınıza gelen bir detayı söyleseniz daha kolay bulacağız. Öyle belirgin bir özelliği yok. Sadece gözleri. O gözleri nerede olsa hatırlarım. Buyurun. Sanırım öyle bulamayacağız. Geçmişe dönük kayıtlı bir sabıkası yok belki de. Yok. Eminim öyle bıçak çeken birinin vardır. Oldu varmış. Enerji patlaması yaşıyorsun. Düpedüz kıskanmışsın işte. Of Yasemin, çok konuşma. Şimdi sinirden seni kafanı falan ısıracağım ha. Kıskanma falan yok. Hayır yani bak zaten canım yanmış. Onun acısını böyle kendi karnımda hissediyorum. Merak ediyorum, gidiyorum yanına, soruyorum falan. Çünkü insanım ben, anladın mı? İnsanlık bunu gerektirir. Aha evet. Öyle demesen beni döveceksin zaten. Ha bir de bana kötü davrandığı yetmezmiş gibi o uzunu alıyor, evine sokuyor. Bir de böyle yarasına falan dokundurtuyor. Halbuki o yara benim. Hayır yani anlamıyor musun? Kemal seni sevmiyor işte. Sevmiyor abi seni. Hala niye adamın peşindesin? Ya Allah Allah, nereden biliyorsun? Bilmiyorum Yasemin, anladın mı? Bilmiyorum. Sadece sinir oluyorum. Hayır yani zaten bıçaklanmışsın. Kimin bıçakladığı belli değil. Ben burada merakımdan öleceğim. Yeter. Asu da seni bıçaklamış işte. Kıskançlık bıçağıyla yaralanmışsın. İtiraf et. Kıskanıyorum. Evet. Kıskanıyorum işte. Kıskanıyorum abi. Kıskanıyorum ya. Acı yok Raki. Dayan. Yapabilirsin. Hadi. Kemal kardeş, hayırdır? Yine hayatını mı kaptırdın yoksa hatır sormaya mı aradın? Kahvenin oradayım Zehir. Buraya gel. Ulan bir günde çıkıp birisi hatırımı sorsa dişimi kıracağım ya. Nasılsın Zehir? İyi Allah'a şükür. Öyle sıkılıyordum. Bir iş çıksa da kovalasam diyordum. Üzerine sen aradın. Emret. Kısmetim bende. Tabii dediklerimi yaparsan. İstediğine bağlı. Gelince bakarsın. Senin elin biraz ağır galiba. İş ağır. Ha. Yalnız kaşları tam istediğim gibi değil. Senin kadar da zor müşteri hayatımda görmedim ha. Bence daha zorunu görmüşsündür. Ne yapacaksınız bu adamın resmini? Çerçeve atıp birine hediye edeceğim o sıfatı. Hediye ettiğinizin kabusu olsun diyeyim. Ben de imzası olan bir kabus. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sen o resmi yaparsan daha iyi olacağım. Kimler var evde? Önder Bey dinleniyor. Bildan Hanım alışverişe çıktı. Nihan Hanım ve Yasemin Hanım da spor salonundalar. Emir'in odasına getir kahvemi. Yalnız kimseye haber vermedi.
kime sattın? Beni kime sattın Kemal'im? Yemin ederim. Bana bak, anahtarın yerini bilen bir tek sendin. Ya biri senin maceranın peşinden gitti ya da sen bu bilgileri birine sattın. Kemal Bey, yemin ederim. Yalvarırım, bırakın beni. Ben sadece siz ne dediyseniz onu yaptım, yemin ederim. Bulurum efsane, bulurum. Eğer bir yalanını yakalarsan seni öldürürüm. Bana bu adamı getireceksin Zehir. Senin kadar zor müşteri görmedim ha. Daha zorlarını görmüşsündür sen. İsmi tamam. İsmi? Yok. Hangi emniyete düşmüş bu keklik zamanında? Şu aşağıdakine. O gece oldu değil mi? Bıçağı da bu keklik taktı. Zehir, soruları ben soracağım, cevapları sen vereceksin. Aksel'le hayat zorlaşır. Hem taşımak istemeyeceğin yükü ne omzuna alacaksın ne de aklına. Eyvallah. Sevdirdin be kendini Kemal kardeş. Vallahi bak, yoksa öyle samanlıkta iğne aramak falan harcım değil ha. Ne kadar sürer? En geç akşama. Ha. Samanlık küçükmüş. Tahmin ettiğim gibi. Bazılarını suç birleştirir. Bazılarını ceza. Baba, neden kalktın sen? Nihan, bak kızım, Galip'le Emir bu çalınan görüntülerle ilgili Kemal'den şüpheleniyorlar. Kemal'in başı dertte Nihan. Merhaba Emir Bey. Hayırdır Tarık, bir sıkıntın mı var? Yok Emir Bey, sizde çalışıyorum yani. Ne sıkıntım olabilir ki? Da bir şey yaptığım da yok zaten. Önce bir ayağın alışsın. Sonra yaparsın. Sebebi ziyaretine gelirsek. Ben bunu size geri vereyim Emir Bey. Niye? Paraya ihtiyacın mı var? Yok, estağfurullah. Ya şimdi sizle çalışmaya başladıktan sonra benim dükkan işi tabii biraz hani yalan oldu. Bu para da boşa çıktı. Ben borçlu kalmayayım size. Onun cebine geri koy. Emir Bey, lütfen. Sana ilk dersim. Benim lafımı ikiletme. O parayı sana borç olarak vermiştim. Ama sen kayınpederimin hayatını kurtardın. Beni satmadın. Bu para senin sadakatinin ödülü. Ama Emir Bey, sen hayat standartını değiştirmek için benim yanımdasın değil mi? Yoksa elindeki çekle bir dükkan açar, küçük esnaflığa devam ederdin. Cebinin para görmesine alış. Çünkü elini taşın altına koydukça cebindeki para da katlanacak. Beni anlıyor musun? Vallahi ne diyeyim Emir Bey, sağ olun. Allah razı olsun. Ama yine de garip geliyor yani, böyle boş durmak, hiçbir şey yapmamak filan. Babam bile bir kuruş vermezdi bana. Çünkü bu hayatta bir tane Emir Kozcuoğlu var. Şanslısın, sen de onun adamı oldun. İşe gelince, seninle ilgili planlarım var. Ben de hayır kurumu değilim. Daha derin, daha büyük işlerin olacak zamanı gelince merak etme.
böyle gün geçtikçe daha büyük tehlikelerin içine atıyorum. Sırtından ittiriyorum resmen. Bak kızım. Emir Kemal'e ulaşıp da bu görüntüleri sana verdiğini öğrenirse Kemal'in başı ciddi dertte demektir. Benimle birlikte bu karanlığın içinde kaybolacak o da. Hayatım, kendini suçlamaktan vazgeç. Yani sonuçta Kemal kendi kararlarının arkasında durabilen bir adam. Ama bu duruma kendi girdi ve çıkması lazım. Katli şekilde buna bir son vermeliyiz. O görüntülerden kurtulmak zorundasın ya. Benim çok daha iyi bir fikrim var baba. Salih, bak kardeşim çok merak ediyorum. Yanlış yapıyorsun benden kaçmakla. Dönmeni bekliyorum. Akşam evdeyim. Tamam, mutlaka bekliyorum seni. Ya müdür, sen bize bunu buraya getir dedin ama bizim hangar vardı, oraya götürseydik bunu ya. Aması maması yok Zehir. Mafya bozuntusu değilim ben. Karanlık bitipmişim gibi davranmaya gerek yok. Peki tamam, patron sensin. Var benim aklımda bir şey. Hepsi sırayla. Gelmek üzereyim zaten. Beni ayağına kadar çağırdığına göre çok önemli bir bilgiye ulaştın diye düşünüyorum. Efendim? Bunlar şirketimizin arşiv kayıtları efendim. Yani bunlar 2010 yılındaki birleşmemiz öncesi Acemizade Holding'in yönetim kurulu kararları. 1985'e kadar gittim. Hiçbir iz yok. Kimden? Acemizade isimli başka bir mirasçıdan. Ama 1984'ün Mart ayında yapılan bir toplantı tutanağında birisinin ismi var. Yani katılımda bir kişi fazla efendim. Kim? Leyla Acemizade. Ne diyorsun Tufan? Sebep? Sonuç desek daha doğru efendim. Çünkü bu toplantı bir değerlendirme toplantısı. Orada konuşulmuş ve yönetim kurulunun bilgisine sunulmuş bir bilgi var. Efendim burada yazılana göre Leyla Cemzade'nin yönetime dair bütün vekaletini Vildan'a Cemzade'ye devrettiğine yönelik bir duyuru geçirmiş efendim. Şuradaki 11. maddede. Kardeşi Vildan Acemzade. Aynen öyle efendim. Ödüllendirildin. Kısa sürecek de olsa hayranlığım var. Peki bunlar neden görüşmüyorlar? Ve bu kardeş neden sır? Bunu çözmemiz lazım ki elimiz boş çıkmayalım karşılarına. Geçmiş ve helal olsun abim. Zehir Reis içeride seni bekliyor. Paketin gelmiş. Eyvallah. Açacağız paketi.
Neredeyim ben? Cehennemdesin. Ne oluyor lan burada? Kimsiniz? Kaç kişisiniz? 4-4-2 oynuyorsunuz, tamam mı gençler? Hadi göreyim sizi. Hadi bol şans. Ulan bir kıpraşma, ne sabırsız şeysin ya. Senin Azrail an itibariyle kapıdan giriş yapmak üzere. Heh. Kolay oldu ha? Öyle. Tereyağından çektik kılı. Geçen gece birini bıçakladınız. Yalan, iftira. İnşaatın orada, biz gördük. Siz yanlış görmüşsünüz. Bak kardeşim, bize Azmetrin adını vereceksin. Ben kimseyi bıçaklamadım kardeşim. Serbest bırakırım. Bir şartla unuturum. Bunu kimin yaptırdığını söyleyeceksin ha? Adını vereceksin. Siz daha çok beklersiniz. Ben ağzını yüzünü bir dümdüz edeyim de az mı bekleriz, çok mu bekleriz bir görürüz ha? Sabaha kadar bekle. Konuşur zaten. Eyvallah. Patron sensin. Bak kardeş. Benim yöntemlerim sizinkilerine benzemez. Ömrün boyunca unutamazsın. Rüyalarına girer. İyi düşün. Salih, bak kardeşim çok merak ediyorum. Yanlış yapıyorsun benden kaçmakla. Dönmeni bekliyorum. Akşam evdeyim. Tamam, mutlaka bekliyorum seni. Gelelim bakalım kardeşim. Gelelim bakalım. Var mı bir gelişme? Gideceğimi düşünmedin herhalde. Ya Asu, ben senin vaktini alıyormuşum gibi geliyor. Yani engelliyormuşum gibi. Senden daha değerli bir şeyim yok benim Kemal. Vakit dediğin sen ne güzel. Sen varsan güzel. Hakkı Bey falan bekliyordur seni. Yok, beklemiyor. Az önce konuştuk. Ha. İyi, o zaman ben bir şu üstümü çıkartayım. Geliyorum. Ha, Fehmi teyzeciğim. Şimdi geldi. Ha yok, sen merak etme, ben hep yanındayım. Önce Allah, sonra sana emanet güzel kızım. Ellerin dert görmesin.
İyi misin? Oturalım mı? Olur. Sana mesaj geldi galiba. İyi misin? O ne o? Saray böreği mi? Hı hı. Enginarlı bakla. Patlıcan kebabı, ıspanak. Oo. Benim sevdiğim her şey burada. Annem geldi galiba. Yo, hepsini ben yaptım. Kaç yıldır birlikteyiz. Kim bilecek senin neyi sevip sevmediğini benim kadar. Ama bir tek bir şeyde yardım istedim annenden. O da saray böreğinin tarifi. O da daha ilk tanışmamızda. Anladım. Eline sağlık, bu kadar şey yapmışsın ama zaten hepsini yiyemeyeceğiz. Aa yok, yersin yersin. Sen beni üzmezsin. Şöyle koyayım ben. Karıcığım. Ben de tam çıkıyordum. Hayırdır? Babana gideceğim. Sebep? Dün gece etolümü orada unutmuşum da bir de sanırım cüzdanımı. Onu alacağım. Aldırırız. Yok. Hem gitmişken Galip amcayı da görürüm. Babam evde yok. Tamam o zaman. Hem zaten bütün gün evdeydim. Biraz hava almışım. Nihan mıydı o? Kahven nasıl olsun? Tamam. Asu, hadi yeter. Hadi bakalım sen Hakkı Bey'in yanına, gerisini ben hallederim. Aa, yok öyle bir şey, ben seni böyle bırakmam. Asu. Ver bana. Şimdi Salih gelecek zaten. Biz maç falan izleriz, hem sen sıkılırsın. Bari masayı ben toplasaydım. Asu. Tamam. Ama kendine ne olur dikkat et, tamam mı? Bak aklım hep sende. Bir de gece uyumadan mesaj at, her şey yolunda diye. Asu. Tamam, hadi iyi geceler. Thank you.
Ali. Salih. Salih. Niye bu kadar içiyorsun oğlum? Keyiften. Ya keyiften. Oğlum seni o kadar arıyorum, soruyorum. Neden dönmüyorsun bana? Sevdiğim kızın abisi. Bana teselli veren adama bak. Ben ölmüşüm. Öleyim daha iyi ben ya. Salih, bak bana. Bak bana. Ben sadece sevdiğin kızın abisi miyim lan? Onu demiyoruz. Sen cansın. Cansın da... benim de yüzüm yok ya. Neye yüzün yok oğlum? Sen utanacak bir şey yapmadın ki. Zeynep gitti. Teknemi yaktılar. Ah be ah. Ama var ya... sen olmasaydın yakardım ben o, yakardım. Ama sen durdurdun beni. Nihan üzülecekmiş diye durdurdun. Salih. Oğlum biz seninle bunları konuştuk. Biz doğru olanı yaptık oğlum. Sen bana deseydin... yakıyoruz evi. Yakardım. Seninle. Yakamazdık kardeşim. Yakamazdık. Sevdiğim kadın yaşıyor evde. Doğru. İçinde Zeynep yaşasam ben de yakamazdım belki. Zeynep benim olurmuş. Olur mu hiç ya? Ben kimim ki? Kimim ben ya? Salih, niye böyle yapıyorsun oğlum? Niye kendine bu kadar haksızlık ediyorsun? Ya tamam, Zeynep'in aklı karışmış belli ki. Oğlum neticede karar Zeynep verecek. Lan bana bak. Ben senin ahiretliğin değil miyim oğlum? Bir sıkıntın olduğunda benimle konuşmayacak mısın? Neden unutuyorsun bunları Salih? Ben her şeyi unuttum artık. Anladın mı? Her şeyi unuttum ben. Her şeyi. Adımı bile unuttum ben. Adımı bile unuttum ben. Adımı bile unuttum. Salih. Thank you.
karıcığım. Etolini kasada unutan nadir kadınlardansın. Senden bir şey istedim Emir. O flaş diskleri bana getir dedim. Getiremezdim çünkü davette çalındılar, senin de çok yakından vakıf olduğun gibi. Yeter bu kadar. O flaş disklerin burada olduğunu nereden biliyordun? İlk başta tehdit edildiğini öğrendim. Babanlardan? Davet gecesi de senle Galip amcayı burada tartışırken duydum. Peki ne gördün görüntülerde? Ama ben sana izleme dedim karıcığım. Bana inanmadın, izlemene gerek yok dedim. Gereksiz yere kendini yıprattın. Belki de iyi oldu, hatırlamana yardımcı oldu. Beni yerli yersiz gitmekle tehdit edemeyeceğini, zincirlerinle bana bağlı olduğunu hatırlamış oldun. İyi oldu, iyi oldu. Yokluğunda ne hale geldiğimi bana göstereceğini, bir dahaki sefere kardeş hapse girerse ne hale düşeceğini düşünürsün. Manasız şovlar yapmazsın. Bir dakika. Kafama bir şey daha takıldı. Bu kasanın şifresi ne? Bu kasanın şifresini bir tek babam bilir, bir de ben. Sen nereden bildin? Anlattım işte sana nasıl bulduğumu, nasıl aldığımı. Çok basit bir soru soruyorum. Kasanın şifresi ne? Karıcığım. Benim için kasayı açar mısın bir tane? Nereden bildin? Çünkü bir kere doğuyor senin gibiler. Doğduğun yıl değil, ay değil. Babanın kucağına verildiğin saat bile önemli. Her fırsatta anlattığı gibi. 17-17. Salih. Aç hadi, aç, aç, aç. Alo Kemal, bana Galip Kozcuoğlu'nun kasa şifresini verir misin? Ben şu an evdeyim. Flaş diskleri yerine koyacağım. Ne? Ya ne diyorsun sen? Çık oradan çabuk. Yakalanırsan ne olur, hiç düşünmedin mi? Kemal, ben zaten şu an kasanın önündeyim. Hadi çabuk. Ah yani ah ah, başımın belası sen benim. Ah. Emir geliyor, çabuk. Bekle. Emir.
Zehir kasanın şifresi neydi? Çabuk! Çabuk söyle!